Medya koridorundan herkese merhaba. Bugün biraz erken bir canlı yayın yapıyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'u ağırlayacağız. Çünkü dün medya koridorunda bir haber yayınladık Halk TV ile alakalı. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Halk TV'de toplu iş sözleşmesi imzalanmasına onay vermemiş. Yani sendikaya karşı çıkmış patron, iddialar bu yöndeydi. Bizim haberimiz de dün epey ses getirdi. Birkaç haber sitesi de haberin devamını getirdi. İşte genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'la görüşme yapıldı. Suat Toktaş yalanlamadı iddiayı. Sendikada bugün bir açıklama yapacağını duyurdu, söyledi. Şimdi biz sendikanın, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın genel başkanı Gökhan Durmuş ile tüm bu gelişmelerin arka planını ve neler yaşandığını konuşacağız. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi dün yayınladık biz haberi, siz ve Halk TV cephesi de Suat Toktaş da yalanlamadı bu gelişmeyi. Şimdi biraz sizden dinlemek isteriz. Neler yaşandı? 3 aylık bir diyalog süreci geliştirmişsiniz Cafer Mahiroğlu ile, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu ile 3 aydır görüşmeler yapmanıza rağmen sendikayı kabul etmemiş, sendikalı olmasını kabul etmemiş çalışanların. Neler yaşandı o süreçte? Biraz anlatır mısınız bize? Öncelikle teşekkür ederiz. Bu Rica konuyu biz ederim. 3 aydır yani bir diyalog yoluyla çözmeye çalışıyorduk. Kamuoyuna çok duyurmamıştık. Bilmiyorum, bu konuda kaynaklarınızı da kutlamak lazım. Derdimiz Teşekkürler. şuydu, yani kamuoyuna paylaşmamamızın nedeni de şuydu. Halk TV biliyorsunuz Türkiye'de medyanın büyük çoğunluğu iktidarın kontrolü altında. Ve hani daha tarafsız ve bağımsız yayıncılık yapan çok az mecra kaldı. Halk TV de bunlardan birisi. Ve biz Halk TV'nin bir sendika düşmanı gibi lanse edilmesini, kamuoyunda böyle bilinmesini tercih etmemiştik açıkçası. O yüzden de bugüne kadar kamuoyuna bir açıklama yapmamıştık. Bugün bir açıklama yapacağız. Dünkü haberiniz üzerine de sendika içinde bir zorunluluk haline geldi bu durum. Bir açıklama yapacağız. Biz hep diyalogla bu işi çözmeye çalıştık. Biraz önce ifade ettiğim gibi hani toplum gözünde bir Halk TV'yi sendika düşmanı bir kurum olarak lanse etmek istemediğimiz için yaklaşık 1 yıllık süren bir çalışmamız vardı Halk TV'de. Örgütlenme çalışmamız vardı. Geçtiğimiz Mayıs ayında tamamladık. Yeterli sayıya ulaştık, çoğunluğu sağladık ve Çalışma Bakanlığı'na yetki belgesi için başvuruda bulunduk. Çalışma Bakanlığı bizim çoğunluğu sağladığımızı belgeledi ve bunu hem bize hem de işverene, yani Halk TV işverenine gönderdi. Biz bakanlıktan bu belgeyi aldıktan 1 gün sonra önce işveren hem avukatı hem de bir yöneticisi sendikamızın uzmanı ve avukatıyla konuştu. Ne yapacağız? Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Ne zaman taleplerinizi göndereceksiniz? Gibi sorularla bizim çalışan arkadaşlarımız aradılar. Biz de hani en kısa sürede taslağı hazırlayacağımızı ve masa için size çağrı yapacağız diye yanıt verdik. Ancak çoğunluk tespiti geldikten 5 gün sonra bir itiraz yapıldığını gördük. Tabii hemen hızla yani bizi arayan avukat arkadaşımızla konuşan avukat hem ne zaman talepler gelecek diye sorup hem de neden itiraz etmiş diye baktığımızda başka avukatların, 2 farklı avukatın bu dilekçede imzası olduğunu gördük. Bu avukatlar asıl olarak itirazı yapan avukatlardı. Yani Halk TV'nin daimi avukatı değil, bu işte 2 yeni avukatla anlaşma yapılmış ve onlar bizim sendikamızın çoğunluğuna itiraz ettiler. Burada hani bu açıkçası sendikal örgütlenmelerde biraz rutine dönmüş bir şey. Neredeyse
İtiraz etmeyen bir işveren yok. Biz hepsinde bu süreci tamamladıktan sonra masaya oturabiliyoruz. Tabii burada şöyle bir farklılık var Halk TV'nin yaptığı durumda. Kendi adresinize göre şikayet ya da itirazlarınızı ona göre mahkemelere yaparsınız. Halk TV'nin uyanık avukatları, uyanık diyorum çünkü bu uyanıklık, yetkisiz bir mahkemeye başvuru yaptılar, itiraz başvurusu. Bu yani bizim avukatlarımız bu konuda uyanık olmasalar şöyle yürüyecekti. Biz yaklaşık bir yıl bu yetki davasını sürdürecektik ve davayı kazandığımızda yine bu uyanık avukatlar ya bu mahkemenin yetkisi yok, doğru mahkemede bu duruşma görülmesi gerekiyor diye uzatacaklardı yani. 1,5 yıl daha uzatacaktı. O yüzden biz avukatlarımız hızla bir dilekçeyle bu mahkemenin yetkisiz mahkeme olduğunu ve asıl mahkemeye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme avukatlarımızın talebini haklı buldu ve karar verdi. Yine uyanık avukatlar bu kararı istinafa götürdüler. Şu an hala istinaf Bölge Adliye Mahkemesi'nde karar. Aradan 3,5 ay geçti ve biz hala dosyayı doğru mahkemeye götürebilmiş değiliz. Bu hukuki açıdan ilerleyen süreçti. Onun dışında biz tabii hani sendika olarak her zaman hani Türkiye Gazeteciler Sendikası 1952 yılında kurulmuş ve 70 yıldır gazetecilerin ekonomik sosyal haklarını, editoryal bağımsızlıklarını savunan bir sendika. Ama bütün bunlarla birlikte her zaman da diyaloğa açık ve diyalogla sorunları çözmeye çalışan bir sendika. Bu kesinlikle şu demek değil, hani diyalogla sürekli patronlarla görüşerek sorunları çözüyorlar. Eğer üyelerimizin meslektaşlarımızın çıkarları söz konusuysa kavga etmekten kaçmayan, mücadelesini en yüksek perdeden sürdüren bir sendika. Bunun için bedeller de ödemiş bir sendika tarihi boyunca ama hiçbir zaman üyesini de yarı yolda bırakmamış bir sendika. Hani dolayısıyla diyalog kanallarını zorladık. Yani defalarca Cafer Mahiroğlu'ndan ne yanıt verdi? Yani bir yanıt vermedi mi yoksa direkt red cevabını verdi sizlere? Şöyle, bizzat birebir hiç konuşamadım. Bütün randevu taleplerime olumsuz yanıt verdi. Şehir dışında, ülke dışında, şu an uygun değil, toplantıya girdi, ne zaman çıkacağı belli değil gibi yanıtlarla randevu taleplerimiz sürekli ötelendi. Tabi bu hani bir süre sonra içeride şöyle şeyler de başladı. Hani evet açıktan şunu söyleyemeyiz. Sendikadan istifa edin baskısı yapılmadı Halk TV'de meslektaşlarımıza. Direkt patronaj tarafından yapılmadı. Ama ara yöneticiler ya ne işiniz var bu sendikada? Gerek yok biz burada iyiyiz, hoşuz gibi. Ara kademelerden üyelerimize yönelik böyle baskılar geldi. Ama bunlar tabii toplamda iş yerinde patron sendika karşıtı bir savaş açtı havasında olmadı. Bir sessiz sakin bir süreç ilerledi. İnsanlar işlerini kaybetmemek için seslerini çıkaramadılar. Özeti bu galiba anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Yani zaten biliyorsunuz sektörümüz yani çok küçük bir sektör ve iş bulma işsizliğin yani %30'lara dayandığı bir sektör. Bu dolayısıyla hani gazetecilerin sendikal çalışmalara girerken de hep düşündükleri bir sorun. Maalesef, evet. Ama biz de hep şunu söylüyoruz, Halk TV'de de bunu söyledik, diğer arkadaşlarımıza da bunu söylüyoruz. Eğer biz bu düzeni değiştirmezsek, hani gazeteciler olarak biz bu düzeni değiştirmezsek, bugün hani yok dediğimiz, az dediğimiz iş güvencemiz yarın hiç olmayacak. Ve hani bunu değiştirmenin yolu sendikalı olmaktan geçiyor. Sendikal güvenceden geçiyor. Şöyle bir şey rica edeceğim. Sendikalı olmanın avantajlarını çalışanlara yönelik onları koruyan yanlarını da konuşmak isterim sizinle. Çünkü işte iletişim fakültesi öğrencileri de izleyeceklerdir bu yayını. Sektöre yeni giren arkadaşlarımız da izleyeceklerdir. Onların da bilgilenmesi açısından. Ama ona geçmeden önce önemli bir kısım var. CHP'li milletvekillerini de bu diyalog sürecinde araya soktuğunuzu biz öğrendik. Bu bilgi doğru mu? Evet doğru. Hani şöyle kimlerle görüştünüz Cumhuriyet Halk Partisi'nden?
sadece CHP'li vekillerle değil, hani birçok kesimle görüştük. Hı hı. Sendikacılarla da görüştüğümüz sendikacılar da oldu. Araya girmesini istediğimiz sendikacılar da oldu. Siyasetçiler de oldu. Hani burada hani birçok kişiyle görüştük ama en rahatlıkla söyleyebileceğim, hı hı, çünkü işçi sendikalarından da sorumlu olan Veli Ağbaba, sık sık onunla görüştük. Yani tarafları bir araya getirmesini istedik. Hı hı. Yani bu konuda açıkçası hani Veli Ağbaba çok emek sarf etti. Bunun şahidiyim, uğraştı. Birebir görüştü değil mi Cafer Bey'le bir diyalog? Evet, görüştü. Buradan sizin aracılığınızla da Veli Ağbaba'ya çok teşekkür, hı-hı, ediyorum. Sorunu çözmek üzere büyük bir çaba sarf etti. Ancak Halk TV patronunun yaklaşımı hani burada kötü olan oydu. Burayı karıştırmak istiyorlar. Biz çok iyi gidiyoruz. Halk TV'nin bu yükselişini aşağı çekmek üzere bir karıştırma çabası var. Hani niyet sendikalaşmak falan filan değil gibi bir yanıt verdi. Yani bir tabii hani bir taraftan yani biraz önce ifade ettiğim bizim kaygılarımız hani bu kadar izlenen ve bu kadar hani toplumun habersiz kaldığı bir ortamda iyi bir şeyler yapmaya çalışan kanalı karalamayalım. Kanalı sendika düşmanı ilan etmeyelim çabası iyi niyetiyle biz hareket ederken karşı taraftan hani burayı karıştırmaya çalışıyorlar gibi bir yaklaşımla karşılaştık. Yani şunu söyleyebilirim, bütün meslektaşlarıma bunu söyleyebilirim. Biz biraz belli bir dönemden sonra işverenlerle gazeteciler biraz arkadaş oluyorlar. Evet. Ve çalıştıkları yerleri tırnak içinde çok aşırı sahipleniyorlar. Kendi yerleriymiş gibi görüyorlar. Hani belli noktalarda kötü bir şey değil bu ama hani patronlar bunu çok iyi kullanıyorlar. Yani bu konuda, evet, uyanık olmamız gerekiyor. Yani çok biz, doğru. Yani gazetecilerin şunu görmesi lazım. Yani patron her zaman kendi çıkarına bakar. Sana arkadaşınmış gibi davranabilir. Ama aslında böyle değildir. Onun kendi çıkarı ön plana çıktığı anda asla senin yüzüne bakmaz. Hani bugüne kadar işte hani basit bir örnek Hürriyet'ten atılan 45 meslektaşımız. Ya. Hepsi stardı. Hepsi patronun, yöneticilerin gözdeleriydi. Ama ne zamanki patron çıkarlarını ters bir hareketin içerisine girdiklerinde hoşça kalın dendi. Bu diğer yerler açısından da böyle. Halk TV açısından da böyle. O yüzden hani meslektaşlarımızın biraz daha kendi ait oldukları sınıfı bilmeleri gerekiyor. Yani biz işçi sınıfının içerisinde bir ufak bir su damlasıyız sadece. Ama oradayız. Evet. Biz beyaz yakalı değiliz. Biz hani patronun arkadaşı değiliz, onun dostu değiliz. Biz işçiyiz. Ve biz alın terimizin karşılığını almak için mücadele etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Bunu kovalamamız gerekiyor. Son derece katılıyorum. Biz de hep bunu söylüyoruz medya koridoru olarak. Meslektaşlarımızın uğradığı hak ihlallerini haberleştiriyoruz. Ve bizim de dile getirdiğimiz şey bu aslında özünde. O yüzden çok kıymetli bu çağrınız. Peki şimdi şu iki soru az önce de söylediğim gibi çok merak edilebilir. Sendikayla yeni tanışanlar için. Gazeteciler neden örgütlü ve sendikalı olmalıdırlar? Patronlar neden sendikaya karşı çıkarlar? Güzel. Şöyle, yani Türkiye'de medya sektöründe 93-94'lere kadar sendikalılık oranı gayet yüksek. 94'lerde sendikanın, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın medya sektöründe tasfiyesiyle birlikte bir sendikasızlık süreci yaklaşık 30 yıldır yaşıyoruz. Belli aşamalarda hani Türkiye Gazeteciler Sendikası 20-25 yıl sektörün neredeyse tamamında imzaladığı toplu iş sözleşmelerle gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarını en üst seviyeye taşımış. Sonrasındaki sendikasız geçen 15 yıllık dönemde yeniden bir sendika fikri uyanmasın diye patronlar bu hakları vermeye devam ettiler. Hani gazeteciler ekonomik olarak da sosyal hakları itibarıyla da gayet iyi konumdalardı. Ama ne zaman sektörde sendika unutuldu, unutturuldu,
Ne zamanki sektörde bireysel olarak kurtuluşlar ön plana çıkartıldı. Ortalama ne zaman oldu bu? Türkiye medyasında. Bence 2006'dan sonraki süreçte hızla güçlendi bu akım. Bireyselleşme akımı. Yani şunu söyleyeyim. Hani şöyle anlatayım daha anlaşılır olması için. Hani 90 öncesinde biz sektörde 50 yaşında, 60 yaşında muhabir bulabiliyorduk. Evet. Ama şu an bakın 30 yaşın üzerinde sokakta muhabir bulamazsınız. Çok doğru bir tespit. Evet. Çünkü hani öncesinde sendikanın imzaladığı toplu iş sözleşmelerle 60 yaşındaki bir muhabir geçinebiliyordu. Ama bugün geçinebilmek için muhabirlerin bir üst seviyeye çıkması lazım. Ekonomik olarak geçinebilmeleri için bir üst seviyeye çıkmaları lazım. Hani bu da bir rekabeti yarattı sektörümüzün içerisinde. Rekabetin olduğu yerde dayanışma zayıflar. Bakın hani Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda hani en dayanışmanın güçlü olduğu dönemler aslında 2013'ten 14'ten sonra bitti. O dönemler öncesinde güçlü dayanışmalar var, güçlü eylemlilikler var. Hakları korumaya yönelik eylemlilikler var. Sendika sektörün tamamında olmamasına rağmen var. Hani sadece bir iki yerde sendikanın varlığına rağmen hala sektörü domine edebilen bir yapı. Çünkü gazeteciler o fikirden uzaklaşmamışlar hala. Ama gelin görün ki hem siyasi baskılar hem de patronların gazeteciler üzerinde kurduğu baskı ve yapıların değişmesiyle birlikte bugün gazeteciler iş güvencesi olmayan, düşük ücretle çalışan ve yarını göremeyen bir meslek haline geldiler. İtibarları kalmadı. Hani en itibarlı meslekler anketleri yapılıyor. Ben de özellikle merak ediyorum. Hani var mıyız, girebilmiş miyiz? Önceden hani ilk 5'te, 6'larda falan gazeteciler vardı. Şimdi 20'nin içerisinde yokuz. Yokuz. En güvenilmeyen meslek grupları diye tariflerde ilk 5'in içerisindeyiz ama. Hani böyle bir meslek yaratıldı. Ve hani bunun değiştirecek olan ne? Bunu değiştirecek olan hani bizim bir araya gelmemiz. Hani gazeteciler yan yana geldiği zaman bu iklimi değiştirebilirler, bu tabloyu değiştirebilirler. Tabii ki medyanın bu kadar yapısının değişmesi bizim işimizi zorlaştırıyor. Ama işte burada sendikanın burada devreye giriyor. Biz yan yana geldik. Sektörü değiştirmek istiyoruz. Patronlar bize karşı saldırdığında işte orada sendika durun diyecek. O iş sendikal güvenceyle, iş güvencesiyle sendika durun yapamazsınız diyecek ve biz sektörde yeniden insanların güvendiği, haber yapabildiğimiz, haberi toplumla buluşturabildiğimiz bir sektör yaratacağız. Bir diğer konu bu. Hani bizim mesleğimizle yaptığımız işle ilgili kısmı. Bir diğer konu bizler de insanız ve evimize ekmek götürüyoruz. Evet. Şimdi hani kim diyebilir ki mesela Turkuaz grubunu sendikanın olmadığı bir iş yerine alalım. Turkuaz grubunu. Oradaki herhangi bir meslektaşımızın iş güvencesi yok. Oradaki herhangi bir meslektaşımız yarın ne olacağını bilmiyor. Bir yıl sonra ne kadar ücret zammı alacağını bilmiyor. Bir belirsizliğin içerisinde çalışıyor. Eğer sendikalıysanız bir güvenceniz var. Kimse sizi işten atıyoruz diyemez. Sendikal korumanın içerisindesiniz. İki, hayatınızı uzun vadeli planlayabilirsiniz. Sendika bir iş yerinde toplu iş sözleşmeni çalışmaya başladığı andan itibaren o iş yerinden kolay kolay çıkmaz, çıkartılamaz. Ne kadar ücret zammı alacağınız, ne kadar sosyal yardım alacağınız, yani kabaca şöyle hesaplasanız dahi bugün %10 aldım, seneye %15 alacağım, sonraki yıl ortalama enflasyon şöyle çıkar böyle çıkar, 5 yıl sonra bu olur, ya ben şu işi yapabilirim, bir iş güvencesiyle birlikte aslında ekonomik güvencenin de garantörü sendika. İşverenler de patronlar da bu durumdan rahatsız oldukları için istedikleri gibi çalışanların haklarıyla
oynayamadıkları için sendikalaşmayı istemiyorlar kurumlarında anladığım kadarıyla. Tabii ki en temelinde şöyle oluyor. Bugün herhangi bir işveren size %10 zam yapacağım dediğinde çalışanın hiçbir şey deme şansı yok. Ama sendika olduğunda onun pazarlığını yapıyor ve daha yukarı çekmeye çalışıyor. Sendikaların asıl olarak istenmeme nedeni bu. Bu tabii şunu yani özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hani biz tabii ki sendika olarak çalışanların, üyelerin ekonomik çıkarlarını gözetiyoruz ve yukarı çekmeye çalışıyoruz. Ama bu sendikanın olduğu yerlerde iş kalitesinin arttığı, insanların kendilerini daha güvende hissettikleri ortamda daha üretken oldukları ve aslında patron açısından da daha fazla gelir kapısının açıldığı bir şeye dönüşüyor. Yani tek başına sendikayı patrondan bir şeyler alan bir örgüt olarak değil, o iş yerinde huzurlu bir ortamı sağlayan örgüt evet, olarak kesinlikle. Lazım. Bunun da patrona ekonomik olarak da yansımaları oluyor. Patronların da böyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Cafer Mahiroğlu neden sendikayı istememiş olabilir Halk TV'de? İşte, yani siz muhtemelen daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak istediğinizi de onlara da iletmişsinizdir muhtemelen. Hani neden yani, o huzuru istememiş olabilir? Yani tek başına bir huzur değil ama yani bugün hani şöyle bir rahatlığı hiçbir patron elinden kaptırmak istemiyor. %10 yapıyorum, %5. Bu yıl hiç zam yok. Kusura bakmayın, istemeyen gitsin. Bu rahatlığı kaptırmak istemiyorlar. Asıl olarak bunun için. Yani tek başına iktidarda olduğu bir yerde çalışanın söz sahibi olmasını istemiyor. Yani bu sadece Cafer Mahiroğlu için değil, diğer patronlar için de geçerli. Evet. Çalışanı söz sahibi yapmak istemiyor. Yani mevzu sendika, Gökhan ya da TGS'deki başka bir yönetici arkadaşımız değil. Mevzu Halk TV'de o çalışan 125 arkadaşımızın patronun karşısına tek vücut halinde çıkmasını istemiyor. Birebir olarak çözüp, birebir olarak onları en alt bantta nasıl tutacak onu kovalıyor. Yani sendikanın nasıl olarak istenmeme nedeni bu. Peki şu an durum nedir? Şu anki güncel durum nedir? Siz bugün bu arada bir açıklama da yapacaksınız. Yayınladınız değil mi? Ondan da biraz bahsedersek şu an bahsetmediğimiz bölümler varsa o açıklama içerisinde. Ben henüz göremedim çünkü yayına hazırlandığım için. Ve şu anki güncel durumu da paylaşırsanız bu sorunla alakalı. Yani şey devam ediyor. Mahkeme süreci hala doğru mahkemeye gelmedi. Bunun için avukatlarımız çalışmayı yapmaya devam ediyorlar. Bugünkü açıklamamızda aslında dün sizin yaptığınız haberin arkasından biraz zorunlu olarak bir açıklama yapma durumunda kaldık. Hani açıkçası gündemimizde yoktu. Bu mevzuyu hala biz diyalogla çözmeye çalışıyoruz. Hala görüşmeye çalışıyoruz. Görüşme taleplerimiz var. Ve masaya oturup itirazı geri çektirip bir masa sürecine başlatmak istiyoruz. Yine yayının başında da ifade ettiğim gibi hani Halk TV bir sendika düşmanı bir kurum olarak göstermek istemiyoruz. Ama sizin dünkü haberinizin ardından zorunlu olarak bu bilgilendirmeyi sendikanın da yapması gerekiyordu. Bugün onun açıklamasını yaptık. Hani burada yani büyük oranda konuştuğum şeyler üzerine bir açıklama metni yazıldı. Neler yaşandı, sendika ne yaptı ve bugünkü durum ne? Biraz bununla ilgili bir açıklama. Yine biz görüşerek, diyalogla bu sorunu çözmeye çalışacağız. Ve hani buradan sizin aracılığınızla da hani tekrar çağrı yapayım Cafer Mahiroğlu'na, Cafer Bey'e. Lütfen çalışanlarınızın anayasal hakkına saygı gösterin. Anayasanın onlara güvence altına aldığı hakka saygı gösterin. Bir ülkede hani demokrasinin olmazsa olmazıdır sendikalar. Demokrasinin bir yerde bekçileridir. İkincisi gazeteciler aynı pozisyonda. Yani sizi masada çalışanlarınızın taleplerine kulak veren bir patron olarak görmek istiyoruz. O yüzden bir an önce bu itirazı geri çekip sendikayla da masaya oturmaya davet ediyorum Cafer Mahiroğlu'nu.
Evet, ben de bir çağrıda bulunayım Cafer Mahiroğlu'na. Kendisi telefonlarımı açmadı. WhatsApp üzerinden talebimi, görüş almak istediğimi ilettim. Daha önce de olduğu gibi yine dönüş yapmadı. Basın mensuplarına da bu tarz konularla ilgili dönüş yaparsa en azından biz de daha sağlıklı haberler üretebiliriz. O yüzden ben de geri dönüş yapması çağrısında bulunuyorum. Tabii son olarak şunu da sormak isterim. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz yayınımızın. Çalışanlarla yaptığınız görüşmelerde onlar neler söylüyorlar Gökhan Bey? Onların tabii ki talepleri belli ama onların şikayet ettikleri en birinci şey ne? Yani çalışma, hani Halk TV'deki asıl olarak çalışma koşullarının ağırlığı ve düşük ücret, oradaki çalışanların öncelikli talepleri. Hani bunlar tabii ki masada, masa aşamasına geldiğimizde çok şekillenecek, netleşecek ve orada bunun üzerinden bir pazarlık yürüyecek. Hani biz hani şunu söylemek isterim. Hani Türkiye Gazeteciler Sendikası toplu iş sözleşmesi masasına oturduğu bütün iş yerlerinde çalışanların, üyelerin tek tek taleplerini toplayarak bir taslak oluşturuyor. Onları harmanlayıp bir taslak ortaya çıkartıyor. En son işverene vermeden yine bütün üyelerine gönderiyor. Arkadaşlar, taleplerinizi böyle harmanladık ve bu noktaya getirdik. İtirazınız var mı diye en son onların onayıyla birlikte taslak ortaya çıkıyor ve o taslağı işverene iletiyoruz. Yani çalışanın onaylamadığı bir toplu sözleşmeyi imzalamıyoruz. İş yeri temsilcileri toplu sözleşme masasında bizle birlikte işverenin yanında bütün o müzakere sürecinin bir parçası oluyorlar ve bunu görüyorlar. Mümkün olduğu kadar şeffaf bir şekilde çalışanların haklarını korumaya çalışıyoruz. Birebir görüşme hiçbir zaman yapmıyoruz. İlla ki bir çalışan ya da bir temsilci bizle birlikte o görüşmelerin içerisinde oluyor. Ki bu şeffaflığı korumak adına sendika bunu yapıyor. Biz hani şu anda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 9 tane toplu iş sözleşmesi var. 5 tane iş yerinde hala masada. Yeni 5 iş yerinde hala masada. Hani bunlarla birlikte 14 toplu iş sözleşmesi olan bir sendika olacağız. Halk TV'de bunun içerisine dahil olacak. Halk TV'de de toplu iş sözleşmesi imzalayacağız. Eğer diyalog yollarını açarlarsa kısa sürede yapacağız. Ama itirazlarında ısrar ederlerse mahkeme yoluyla kazandığımız noktada geleceğiz ve biz de kaçınılmaz olarak o masaya oturmak zorunda kalacak. Biz zorunluluktan değil keyifle masaya oturmaya çağırıyoruz Halk TV patronunu. Çünkü keyifle oturduğunuz bir masada keyifle kalkarsınız. Zorunlulukla oturduğunuz bir masadan hani hiç de hoş olmayan, keyifli olmayan bir ortamla kalkarsınız. O yüzden hala zamanımız var. Hala bu yola girebiliriz. Hala Halk TV itirazını geri çekip sendikayla kendi çalışanlarının, altını çizmek istiyorum, sendikanın bir talebi yok, kendi çalışanlarının taleplerini konuşmak üzere sendikayla masaya oturabilir. Ve kendi iş yerinde daha huzurlu, daha güvenli bir çalışma ortamı yaratabilir. Sendikadan kaçış yok yani. Cafer Bey'e bu mesajı da verelim. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Gökhan Bey, katıldığınız ve aktardığınız bilgiler için. Son olarak demek istediğiniz başka bir mesaj varsa onu da almak isterim. Yani biz bugün Halk TV üzerinden konuştuk ama hani şunu bütün gazetecilerin, bütün meslektaşlarımız şunu öğrenmesi ve şunu görmesi gerekiyor. Biz bu işi yapacaksak, biz bu meslekte 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl daha çalışacaksak bu sektörü değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki patronların kuralsızlığına son vermemiz gerekiyor. Ve o yüzden de sendikalaşmamız ve bütün patronların karşısında tek bir yumruk olarak çıkabilmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız ortamda biz geleceğe daha güvenle bakacağız. Biz kalemimizi daha özgür kullanacağız. Biz dayanışmamızı daha güçlendireceğiz. O yüzden bütün meslektaşlarımı sendikalı olmaya, sendikalarının çatısı altında toplanmaya çağırıyorum.
Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Yine iletişimde olacağız sizinle bu konuyla ilgili. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hoşça kalın. Evet, Gökhan Bey'i dinlediniz. Gökhan Durmuş, Halk TV'de yaşananları, sendikalaşma süreciyle ilgili yaşadığı problemleri, sendikanın yaşadığı problemleri aktardı. Çok önemli mesajlar verdi. Özellikle de iletişim fakültesi öğrencilerinin ya da fakülteden yeni mezun olmuş, sektöre yeni başlayacak olan arkadaşlarımızın bu yayını izlemesini özellikle tavsiye ediyorum. Hem sendikalaşma sürecini hem de patron çalışan ilişkisinin hangi düzeyde olması gerektiğini anlamak açısından. Kapatmadan önce son bir ricam var. Lütfen kanalımıza abone değilseniz şu an izleyenler, abone olursanız çok sevinirim ve yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Benim için çok kıymetli bu desteğiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.